şimdi kazanım 10 ile devam ediyoruz. Burada evet biraz değişik bir soru var. Diğer sorulara göre tarzı değişik. Şekilde altı kutu boyanacak. 4 farklı renkte boya bulunuyor. 4 farklı renkte boya mı? Diyelim bu boyalar A, B, C, D olsun. Tamam mı? A, B, C, D için konuşalım. Yan yana ve alt alta gelen herhangi iki kutu aynı renk boya ile boyanamayacağına göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi burada nereden başladığım önemli değil. Sütun olarak gideceğim. Mesela burası birinci sütun, ikinci sütun, 3. Birinci sütun için konuşuyorum. Herhangi bir yerden başlıyorum. Birinci sütunda 4 boya var. 4 boyadan biri. Renkten biri. Buraya 6, 3 renkten biri. Yani birinci sütun için birinci sütun diyelim 4 çarpı 3 12 farklı şekilde boyanır. Ama diğer sütunlar için durum değişecek. Şimdi mesela şu ikisini 1 ile 2'ye alalım. Şimdi birinci sütunda toplam 12 durum var ya bunlardan biri AB. Örneğin birinci sütun için şöyle bir şey yapayım. Ben A ile B'yi alırsam. Örneğin yukarıya A'yı aşağıya B ile koyayım. Şimdi A ile B olduğu zaman kalemi rengini rengi değiştirmeme gerek var mı? Şöyle yapayım. Yeşil yapayım bu Şurası B olabilir. Şurası A olabilir. Çünkü neden? Yan yana ve alt alta aynı olmayacak. bütün durumları değerlendireceğim. Ya da ya da şurası A, B şurası B iken şurası C olabilir. A olmak zorunda değil. Ya da yine A, B A'nın yanına B geldi. Buraya D de gelebilir. Sonuçta altlar altlar ve yan yana olanlar birbirinden farklı. Şimdi buraya yazdım. Buraya kadar var mı sıkıntı? A, B. B, A, B olduğu zaman aşağısı A, C, D olabilir. B hariç hepsi olabilir. Devam ediyorum. Şurası A, B iken Şurası A, B. Şimdi buraya C gelsin. Yani B ile ilgili durumları yazdım. B gittiği zaman şurası A olabilir ya da burası AB buraya C geldiğinde buraya C e, C gelemez pardon. A'yı A yazdık. B gelemez zaten. C de gelemez. Buraya D gelebilir. Zaten başka durum kalmadı buraya gelebilecek. C ve B gelemediği için ya A gelecek ya D gelecek. Bunu da yazdık. Daha sonra devam ediyorum. Şuradan. A, B. Şimdi C'yi hallettim ya. Bir de D gelebilir buraya. C ile ilgili durumları yazdık. A B, D geliyor o zaman. D olduğu zaman şuraya A gelebilir. A, B, D, A ya da işte A, B burası. Şurası D olduğunda A gelmiyorsa C gelebilir. B ve D gelemiyor zaten. Yani bütün durumlarımı yazmış oldum. Toplamda birinci sütun için 12 durum. Birinci sütun A, B iken örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durum var. Birinci sütun için 12 durumken ikinci sütun için 7 durum oluştu. B, A bilmem ne. E sonuçta ikinci sütunla üçüncü sütunu alırken sonuçta burada e, şu durumlardan birini BA alırım örneğin sallıyorum. Üçüncü sütun için yine bu işlemleri yaptığım zaman aynı şekilde 7 durum olacak. Yani aslında birinci sütundan sonra geri kalan hepsinde bu durumların benzerleri, varyasyonları olacak. Birinci, i̇kinci sütun için 7 durum varsa üçüncü sütun için de 7 durum var. 4 sütun olsaydı 1 çarpı 7 daha gelecekti. Yani 12 çarpı 7 çarpı 7 bu da 12 çarpı 49. Şimdi e, 490 yapar onunla çarpsam. Bir de buna 98 ekleyeceğim. 590, 588 yapıyor. Evet cevabım 588 oldu. Şimdi geçtim diğer soruya. Şekildeki 8 kutu 3 farklı renkli boya ile boyanacak. 3 farklı renk boyan var. A, B, C gibi düşünebilirim. Gerekirse bunu da kullanacağım. Buna göre ortak köşesi olan herhangi iki kutu aynı renk boyayla boyanamayacağına göre. Şimdi burada ortak köşe olursa aynı renk olmuyormuş. Kaç farklı boyama işlemi? Şimdi burada ben istediğim kutudan başlayabilirim boyamaya. İstediğim kutudan başlayabilirim. Ben ortadan başlayacağım. Merkezi olsun diye. Yoksa mesela burada buraya 3 yazarsam işte buraya 2 yazacağım. Örneğin. Burası 3'e burası 2. burası 1 olacak gibi. Nereden başladığımın bir önemi yok. Şöyle yapayım ben. Şimdi şuraya 3 yazayım. Burayı A, B, C'den biriyle boyadım. Herhangi bir kare. Ve alttaki kareyi halledelim. Burası için kaç durum varacak? 2 durum olacak. Neden iki durum? Yukarıdakinden farklı renk olacak. Peki. Şimdi şuradaki hemen solundaki kare için bakalım. Şimdi ortak köşe. Şu ikisinde de ortak köşe var değil mi? E sonuçta ben burada şu kareye bu 3 yazan ve 2 yazanlar dışında farklı bir renk vereyim, vermeliyim. Ortak köşesi olan herhangi iki kutu aynı renk olamaz. Örneğin şurası A, şurası B ise burası C olacak. Burası için tek durum kalıyor. Neden? Şu ikisinden farklı olacak. E sağ da aynı şekilde yanındakinden ve çaprazındakinden ortak köşesi olduğu için farklı renkli olacak. Şuraya bir kaldı. Şimdi buraları hallettik. Şimdi sağlara sollara geçelim. Şu birin sağına gidelim. Şu bir. İster yukarı ister aşağı fark etmez. Hangisi boyayacaksam. Sonuçta buradaki bir renk var. Mesela C olsun. Burası için iki durum kalıyor. Burası C iken burası A ya da B. Burası için kaç durum kalıyor? Bir durum. Neden? Sonuçta şu ikisiyle de ortak köşesi var ya bir ve iki ile. İkisinden de farklı renk olacağı için şu üst taraf bir durum kalıyor. Şimdi sağa geçtim. Burası için bir renk var. Bu bir renk dışında burası için iki durum var. Ya da yukarıya 2 yazabilirim. Hiç fark etmez. İstediğim gibi. Buraya 2 yazdım. E üst için ne olacak? Şimdi burayla ortak köşesi var. Bundan şu kareden farklı renkte olacak. E şu kareden de farklı renkte olacak. Orta köşesi var. Burası için yine bir durum var. Şimdi o zaman şuradaki sayıları çarpacağım. 1 çarpı 1 bir çarpı 1'leri yazmıyorum. Sadece diğerlerini yazıyorum. 3 tane 2 var. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir tane de 3 var. Çarpı 3. Yani 8 kere 3'ten 24 farklı şekilde bölünebilir. Çarpı 1, 1 çarpı 1 çarpı 1'leri yazmadım. Güzel bir soru bu. Mantığını oturtursak bu soruların zaten bu tür soruları kaçırmayız. Bu kazanım da bitti. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>